YKS sonuçları açıklanır açıklanmaz en çok gelen sorulardan bir tanesi. Başka birisi tarafından cevaplanmasını çok doğru bulmuyorum. Sence sinema televizyon okumalı mıyım sorusu. Bunu birine sormanız için öncelikle sorduğunuz kişinin sizi çok iyi tanıyor olması gerekiyor bence. Benim buna cevap verebilmem için senin kim olduğunu bilmem gerekiyor. Sinemaya dair düşüncelerini, isteklerini, hedeflerini bilmem gerekiyor. Tam olarak ne yapmak istediğini bilmem gerekiyor. Yani sinema okumalı mıyım? Sinema okumak birçok sonuca sebep olabilir. Çünkü çok fazla ve birbirinden çok farklı ve birbiriyle alakası olmayan iş kollarına sahip çok genel bir eğitim seti aslında sinema. Senarist olabilirsin, yönetmen olabilirsin, yapımcı olabilirsin, kurgucu olabilirsin, kameraman olabilirsin, sanat yönetmeni olabilirsin, eleştirmen olabilirsin, araştırmacı, akademisyen olabilirsin. Çok daha şu an aklıma gelmeyen spesifik bir alana doğru yönelebilirsin daha sonradan. Ve bunlar hakkında hiçbir bilgim yok. Yani tam olarak ne yapmak istediğinle ilgili. Oyuncu olmak istiyor bile olabilirsin. Öncelikle bu. İkincisi, bu soruya bence sizin kendinizden başka, iç sesinizden başka hiç kimsenin cevap veremeyeceğini düşünüyorum. Yani sinema, televizyon okumalı mıyım? Ne bileyim ben, okumalı mısın yani? Bunu sen düşünüp sen cevaplamalısın. Ama bana sorarsan ki sen bu bölümü okudun ve neler düşünüyorsun? Aldığın eğitimden memnun musun? Sana ne gibi katkıları oldu? Bunları anlatırım. Ama sen okumalı mısın, okumamalı mısın? Bunu ancak sen cevap verebilirsin. Ben bunun hakkında bir şey söyleyemem. Söylersem de yanıltmış olurum. Ben de bu şekilde, başka birisi cevaplarsa da bu şekilde. Yani sizin kendinizden başka hiç kimseden cevap aramamanız, cevap almamanız gereken bir şeyi soruyorsunuz. Sence sinema okumalı mıyım derken. Ben ama genellikle şunu öneriyorum. Sinema mı okumalıyım yoksa X bölümü mü okumalıyım diyen de oluyor bana. Öyle sorulduğunda genellikle diğer bölümü tercih etmelerini söylüyorum. Çünkü sinema hem ülkemizde çok zor yapılan bir bölüm, bir meslek, bir iş, film yapmak, film üretmek ya da sinema sektörünün içinde yer almak ve buradan çalışarak gelir elde etmek, para kazanmak. Reklam sektörü de böyle, sinema sektörü de öyle, müzik klip sektörü de böyle. Dolayısıyla sadece bunu sevip bundan başka hiçbir şey okumak istemeyen, bunu okumak dışında hiçbir şeyden keyif alamayan, kendi kimliğini başka şeylerde bulamayan kişilere ben sadece sinema okumalarını öneriyorum. Çünkü mezun olduklarında karşılaşacakları zorluklarla ancak bu şekilde başa çıkabilirler. Eğer sinema okumanın yanında bir o kadar daha istediğiniz ikinci bir bölüm varsa, kendi kimliğinizi bulabileceğinizi düşündüğünüz başka bir meslek varsa, ben bunu da yaparsam çok mutlu olurum. Sinemada okursam çok mutlu olurum diyorsanız bence diğerini de seçmenizde yarar var. Diğerini seçin ve bir sinema sever olarak sinema aşkınız, sinema sevginiz, sinema merakınız ve ilginiz her zaman içinizde yaşamaya devam etsin. Genellikle sadece sinemayla uğraşacak kadar kafayı sinemayla yemiş kişilerin ben sinemada başarılı olduklarını düşünüyorum, görüyorum. İnanılmaz bir azim, sabır, uğraş ve disiplin gerektiriyor ve aklınızın sadece bu meslekte oluyor olması gerekiyor. Sinema okumalı mıyım sorusu kişinin kendisinin cevap verebileceği bir soru. Bu soruyu da kendinizce sorgularken bence sinemaya gerçekten ne kadar meraklısınız, ne kadar ilgilisiniz? Bu bir heves mi, ilgi, merak mı yoksa gerçekten bir tutku, bir istek mi? Buna karar vermelisiniz. Sosyoekonomik durumunuz, gelir düzeyiniz, çevreniz, şanslarınız, bütün bunları da değerlendirmeniz gerekiyor. Bu bölümü okurken buna elverişli mi, değil mi, nasıl yapabilirsiniz, nasıl yapamazsınız? Bunlara da bakmanız gerekiyor bence. Sadece ama sadece kendiniz düşünün, kendiniz karar verin. Çünkü bu dönüşü olmayacak ya da çok zor olacak bir seçim. Ve her şeyin de sonucu değil aslında. Her şeyin sonu değil. Yani başka bir bölüm okuyup da film yapan milyonlarca insan var, binlerce insan var. Sadece benim tavsiyem sinema, televizyon bölümü, sinema bölümü, film tasarımı bölümü okumak isteyenlerle ilgili tavsiyem şu. Bunu başka bir videomda da söylemiştim. Mesela işte Ezel Akay makine mühendisi. Ama hiç makine mühendisliğini yapmamış. Sonra bölümü bitirdikten sonra tiyatro eğitimiyle yurt dışından döndükten sonra sinemaya yönelmiş. Bunun gibi birçok yönetmen var. Siz sadece ama sadece sinema yapacaksanız ve sinema okumak istiyorsanız tabii ki bunun akademik eğitimini alın. Neden gidip başka bir bölümün eğitimini alasınız? Ama mesela ve çok sevdiğim, bence Türkiye'nin en iyi, en yetenekli yönetmeni olan Ezel Akay diyor ki ben makine mühendisliği okuduğum yıllarda yönetmen olacağımı bilmiyordum ya da yönetmenlik
öğretmenlik yapmak istemiyordum. Böyle bir ilgim, merakım ya da hedefim yoktu. Sonradan gelişti diyor. O yüzden gitmiş daha öncesinde makine mühendisliği bölümünü okumuş. 20'li yaşlarında yönetmenlik isteği olsaydı sinema okurdu diye düşünüyorum ve bunu tavsiye ediyorum. Siz ama sadece film üretmek istiyorum diyorsanız, o zaman tabii ki bu bölümün akademik 4 yıllık eğitim programını tercih edebilirsiniz. Neden başka bir şeyi tercih edesiniz ki o zaman zaten diye düşünüyorum. Umarım bu konuda biraz böyle ufuk açıcı, pencere açıcı birkaç bir şeyi tavsiye edebilmişimdir. Dediğim gibi sadece kendinizle konuşun bu konuda, iç sesinizle konuşun. Kültürel durumunuzu, bilgi birikiminizi, ilginizi, ekonomik durumunuzu çok iyi düşünerek bu bölüme girin. Çünkü çok fazla filme erişebiliyor olmanız gerekiyor. Çok fazla araştırma yapabiliyor olmanız gerekiyor. Kamerayla, cep telefonuyla olsa bile sürekli bir şeyler çekebilecek bir alanınızın olması gerekiyor. Bir özgürlük, bir yaşam alanınızın olması gerekiyor. Bunu kendinize yaratmanız gerekiyor. Yani şu an böyle bir durum içinde değilseniz bile bunu kendinize nasıl yaratabileceğinizi iyi ölçüp tartmanız gerekiyor. Ve yılmamanız gerekiyor. Sabırlı olmanız gerekiyor ve en aslında kendinizde yapmanız gereken değişikliklerden biri belki de dışa dönük olmanız gerekiyor. Ben çok içine kapanık bir insandım ki hala da öyle olduğumu düşünüyorum. Ama film yapmak, sinema okumak ve film üretmek, sinemacılık dışa dönük olmayı gerektiriyor. Çünkü ekip kuruyorsunuz ve kolektif bir iş. 10 kişiyle, 20 kişiyle, 50 kişiyle filmler üretiyorsunuz ve sürekli iletişim, sürekli kontak, sürekli anlatıcı olmanız gerekiyor. Aklınızdakini insanlara anlatmanız, anlatmak da yetmiyor. İkna etmeniz, sevdirmeniz ve aynı hayali birlikte kurmanız gerekiyor. Dolayısıyla içe kapanık insanların da çok başarılı olacağı bir bölüm değil. Şimdi içe kapanıksınızdır, daha sonra açılırsınız. Bu olabilir, hevesiniz kırılmasın. Ben istiyorum ki hani birileri iletişime geçsin, konuşsun, halletsin, herkes gelsin, o aşamalar bir atlatılsın. Ben sadece filmi çekmekle uğraşayım falan. Ama öyle bir dünya yok. Kendi filmlerinizi yapıyor olacaksınız. Kendiniz koşturacaksınız. Hem yapımcınız olacaksınız, hem koordinatörünüz olacaksınız, hem senaristiniz, hem yönetmeniniz olacaksınız kendi filminizin yeri geldiğinde. O yüzden bütün bu kontakları sizin kuruyor olmanız, sizin hakim oluyor olmanız gerekiyor her şeye. Bu yüzden de bunları da bence düşünün. Çünkü film yapmak bir ekip işi ve ekibiniz ne kadar iyiyse, birlikte yola çıktığınız insanlar kendi alanlarında ne kadar bilgili, yetenekli ve istekliyse ortaya çıkan sonuçta o kadar güzel oluyor. Tavsiyelerim bunlar. Bunları bence düşünün ve sinema televizyon okumaya karar verdiyseniz ya da aklınız karışıksa bu videonun altında da yorumlarınızı yazıp belki düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz ve başkaları da okur bu videonun altında. Böyle bir tartışma sayfası gibi olur yorumlar. Yorumlarımı tabii ki yaparım, bana sormak istedikleriniz olursa. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen kanala abone olun ve bildirimleri açarak bundan sonraki videoların da bildirilmesini sağlayın ve beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.